Pırasalı kekimizin yapımına öncelikle sebzelerimi doğrayarak başlayacağım. Burada biraz pırasam var. Şöyle 150 gram kadar. Bir adet havucum var. Şöyle bir orta boy patates ve şöyle biberlerim var. Yeşil biber de olabilir, kırmızı kapya biber de. Şimdi öncelikle bunları ince ince doğrayarak başlıyorum tarifimi hazırlamaya. Sebzelerimi doğradım. Şimdi de biraz peynir doğrayacağım. Burada 150 gram kadar eritme peyniri var. Tulum peyniri de kullanabilirsiniz, beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Kaşar peyniri de olur. Elinizde hangi peynir varsa onu kullanabilirsiniz. Şöyle küp küp doğrayacağım bunları da. Kekimizin yapımına öncelikle karıştırma kabımın içerisine 3 adet oda ısısında beklemiş yumurtayı alarak başlıyorum. Yumurtaları şöyle bir köpük köpük olana kadar öncelikle çırpıyorum. Yumurtalarımı köpük köpük olana kadar çırptım. Şimdi içerisine şöyle 200 ml bardak ölçüsüyle 1 su bardağı sıvı yağ, aynı bardak ölçüsüyle 200 ml yoğurt, birazcık yoğurdunuzun sulu kısmından ekleyebilirsiniz. İçerisine baharatlarını ilave ediyorum. Tuz, karabiber, birazcık zerdeçal, nane ve pul biber ekliyorum. Oranlarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Öncelikle bu karışımı şöyle bir karıştırdım. Hemen şimdi kontrollü bir şekilde un ilavesi yapacağım. Öncelikle 1 su bardağı ekliyorum. Bir su bardağı daha ekleyelim ve şöyle bir karıştıralım öncelikle. Normal bildiğimiz kek kıvamından bir tık daha yoğun olacak. Şöyle yarım su bardağı daha un ilavesi yapıyorum ve bir kez daha karıştıracağım. Ve içerisine bir paket kabartma kolu ekliyorum. Ben şimdi çırpıcı telinden ayıracağım. Şöyle size kıvamını göstereyim. Böyle bir tık daha kek hamurundan yoğunca bir kıvamda hamur elde etmek. 2,5 su bardağı un kullanmış oldum. Hemen şimdi sebzelerimi ilave edeceğim içerisine. Böyle bir toparladım. Hemen içerisine ince ince kıymış olduğum
pırasaları, sebzeleri hepsini ilave ediyorum. Burada da doğramış olduğum peynirler var. Peynirleri de ekliyorum. Şimdi hepsini bir şöyle alttan üste doğru karıştırarak hamurumun içerisine sebzelerin dahil olmasını sağlayacağım. Bol sebzeli, çok lezzetli bir kek oluyor bu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tepsimin içerisine şöyle bir yağlı kağıt serdim. Şimdi tek harcımı içerisine alıyorum. Hamurumu şöyle eşit bir şekilde tepsimin içerisine yaydırıyorum. Üzerine susam ve çörek otunu karıştırdım. Şöyle gelişigüzel serpiştiriyorum. Ve artık kekimiz pişmeye gidebilir. Fırınımı önceden ısıttım. 180 derece alt üst fanlı ayarda. Şimdi üzeri kızarıp kabarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Pırasalı kekimiz pişti. Çok güzel bir şekilde kızardı. Mis gibi de kokuyor. Hemen şimdi dilimleyerek iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yumuşacık, çok güzel bir kek oluyor gerçekten. Evdeki malzemelerle hemen şimşek çayınız demini alana kadar hazırlayabilirsiniz bu keki. Hemen şöyle bir dilim çıkartarak iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kekim hala çok sıcak. Sizler vaktiniz varsa önden mutlaka biraz dinlendirin. Bakın içerisindeki sebzeler harika bir şekilde pişmiş. Hemen şöyle servis tabağıma alayım. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Yapımı oldukça pratik. Harika bir tarif. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.